çatı katındayım. Benim de burası büyük. Burada güvercinlerim vardı. Yan tarafta da stüdyom. Yani ben yıllarca burada müzik yaptım. Güvercinler hala da bakın şeyleri, pislikleri falan. Bakın burada. Olsun, kuşları severim, güvercinleri. Yıllardır burada müzik yaptım. Neyse. Arkadaşlar ben 93 yılından beri rap müziği dinleyen bir insanım ben. 93 yılından beri dinliyorum. Hatta o dönemlerde mesela Tupac CD almıştım pazarda. Tupac isminde. Allah'ım. Öyle bir hoşuma gitti ki. Öyle bir hoşuma gitti ki. Son yıl dinlemeye başladım onu. Sene 96-97 yılı. Öyle bir ortama gittik, dediler ölmüş. Ben öldüğünü bilmiyordum, hani dinliyordum. Bunu dedim, nasıl ölebilir dedim ya. Olamaz. İnanamamış, çok üzülmüştüm. Yani 96 yılında dinledim. İşte o senelerde ölmüş galiba. Daha ben dinlemeye başladığım yıl. Tupac da ölünce patlamış demek ki bir nevi yani. Rahmetli olunca. Tabii sağlığında da çok ünlüymüş. O dönemde tabii Türk rapi de vardı. Şimdi işte Cezalar. Sagopa Kajmenler falan. Türk rapi tabii arkadaşlar. Bakın Türk rapi ile rap ayrı bir şey. Bu Türk rapi. Yani çünkü yani şey diyemezsin. Yani bu rap sınıfına sokamıyorsun. Türk rapine. Çünkü bir müziğin yaptığın bu müzik farklı kültürlerden birileri de senin müziğini dinlemiyorsa o müzik yani yöresel bir müziktir. Yani Türk rapi de yöresel bir rap tarzı. Neden? Çünkü yayılamıyor. Bunu sadece bakın şöyle diyebilirsiniz. Hani bu adamların parası fazlaydı. Reklamı yapıldı, promosyon. Şu anda reklamı promosyonu yapılmadı. Hala Amerika'daki işler. Yani çünkü adamın reklamla promosyonla hava civayla civata ile işleri yok. Hani civata sandınız değil ya adam. Hava civayla işleri yok. Şu anda bizim yani diğer kültürler, diğer milletler daha fazla reklam basıyor. Bizim Türkler olsun işte orada. Azeriler, onlar bunlar. Amerikanlar artık olayın şeyinde yani onlar basmıyor. Çünkü adam umurunda değil yani anladın mı? Çok fazla. Adam zaten parayı yapmış. Ben sanatımı yaparım yani şöyle. Benim işte takip ettiğim adamlar var Instagram'da vesaire. Adamın şarkılarına bakıyorsun 50 bin 60 bin fazla 300 bini görmüş tamam mı? Ama adam her hafta konserde yani. Öyle düşünün. Rakan neden? Çünkü adam canlı da girdi mi okuyor babacım yani. Öyle stüdyo müzisyeni değil. Yani çünkü Amerikalı'yı yutturamazsın. O müzik oradan çıkmış. Orada çıktığı için yani oradan dünyaya yayılmış. Bu işin menbaı orası. Bu adamlar bu müzik tarzını çıkartıyor. Oradaki siyahiler. Zenci demeyelim. Hakaret olarak algılanıyormuş. Siyahiler çıkartmış. Oradan dünyaya yayılıyor. Şimdi yani bu müziğin benzeri tabi Azerilerde de var. Atışma. Bunlar da atışıyor. Bu Karadeniz'in bazı yörelerinde de var. Farklı kültürlerde de var. Hani atışma. Oradan çıkıyor bu atışmadan. İki kişinin atışmasından çıkmış bu rap müzik. Tabi Amerikanlar bunların ritim kalıplarını oluşturuyor. Evrim geçiriyor müzik işte. O bunlar ritimleri devamlı evrim geçiriyor. İşte o Lil Jon'ların zamanı var. O Bambi'lerin, o Dirty South, o Rick Ross'ların falan yeni yeni işte farklı en son drill denen bir tarz çıktı. O tarz çıkınca zaten sıçtı yani müzik bu rap müzik dünyada böyle bir dünyaya yayıldı. Bak o trap dediklerinle traple yayıldı dünyaya. Drill'le iyice fazla yayıldı arkadaşlar. Drill'le tavan yaptı. Bu drill müzikle birlikte Türkiye'de de önüne gelen rapçi oldu yani. Neden? Çünkü altyapıları çok bol. Müziğin yapılması kolay olduğu için bir tane sample kesip zaten davul, snare, işte tiz vuruşları belli. Yani çok sayıda altyapı bedava, beleş altyapı olduğu için önüne gelen aldı, girdi, okudu. Ya yani çoğaldı tabii yani. Şimdi Türk rapine gelelim. Türk rapi tabii o değil mi? Cezaların Sagopa zamanına göre şu anda
Yani ışık azına o zaman Kaan'ı ızındaydı. Kalite diyorum arkadaşlar. Şimdi bazıları da diyebilir. Ya cezalar güzel rap yapıyordu falan. Geç bunları. Tamam bunları geç. Sago falan bunları geç yani. O ayrı bir şey. Şu anda her tarzı var. Çocuklar yapıyor yani. Şu anda Türkiye'de dinlediğim kadarıyla. Güzel neden? Çünkü düz okumamaya başladılar. Okuma teknikleri gelişti. O Kontkar'la birlikte zaten. Kontkar tabii Türk rapi için bir devrim. Hakikaten hakkını vermek lazım. Adam milletin gözünü açtı Kontkar. Yani Kontkar ciddi ciddi milletin gözünü açtı. Tabii şu anda hani bir ivme yakaladı. Ondan sonra düştü. Neden düştü Kontkar? Kontkar ve benzeri bu işi iyi yapan adamların düşmesinin tek sebebi altyapıları müzikleri hafife aldıklarından. Ben yaparım dedi. Kendim beat'i de yaparım. İşte mix'i falan da hafife aldı bunlar. Yani. Ama parayla belki de yani. Her şey maddiyat mecbur ona para ver buna para ver. Bir ivme yakaladılar ya. İşte çıktılar bir dinlenmeleri konserleri falan oldu zannettiler. Hep öyle gidecek. Kaliteyi de düşürünce daha dinleyici hemen kaçtı. Neden? Çünkü Türkiye'de çok fazla müzik tarzı var. Roman havasından tut, çift telli havası, Ankara havası, arabesk, Karadeniz müziği, Bulgarların dinlediği, Boşnakların yani ne kadar kültür varsa hepsinin kendi yöresel müziği var. Amerika gibi değil. Amerika'da yok ki onların country müziği var. Diskoları, teknoları işte EDM diyorlar. Onun da ismini değiştirdiler. Tekno EDM dediler. Öyle müzikler var. Ama Türkiye'de çok fazla seçenek olduğu için hemen kitle kayıyor. Ve kaydı yani. Şimdi bir zamanlar bu patronlar falan bütün rapçiler işte para kazanamadıkları zaman hep ağlıyorlardı. Salya sümük mendil elde geziyorlar. İşte Türk babam. Türk popu mu? Ne oldu? Hepsi popçu oldu arkadaşlar. Bakıyorsun şimdi gitarları almışlar. O rapçi geçinen ne? Yani o zaman küfür etmeyin. İki yüzlülüğe gerek yok arkadaşlar. O yüzden. Yani. Türk rapi tabi o moddan kurtuldu yani. Şu anda biraz para kazanmaya başladı. Para kazandılar. Konserler yapıyorlar. Hepsi değil de. Bazıları. O yüzden yani o moddan kurtuldular artık. Aa ne yaptılar rapçi yani popçulara özendiler. Kötü mü değil kötü tabii canım. Yani müzik tarzını geliştirmeye çalışıyorsun yani ama zamanda da devamlı salya sümük küfür ediyordu bunlar. Popçular öyle. O popçulara küfredenler işte ne yaptı gitti. Kendi de pop yapmaya başladı. Şimdi gelelim asıl konumuza. Neden prodüktörler arkadaşlar? Şey yapmamalı yani rapçi yani stüdyo sahipleri ne diyorum aranjörü bu işi yapmak için neden bu adamlardan uzak durmalısınız? Benim yaşadığım deneyimlerden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar bunların %99'u bakın belki de Çorlu'da bana denk gelenler belki de öyledir bilemiyorum başka yerde belki farklıdır ama ne istediğini bilmeyen adamlar. Ne istediğini kesinlikle bilmiyor. Şimdi diyelim bir pop müzik besteledi veya oyun havası, roman havası adamlar net. Geliyor ki abi ben şöyle aranje istiyorum diyor. Ona şu enstrümanı kullanacağız. Şöyle olacak, şöyle solosu. Hani net her şey belli. Bunlar da belli değil arkadaş. Yani altyapı nasıl olacak? Şimdi gidip internetten altyapılara girmek istemiyorlar. İşte onlardan telif geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani piyasada dinledikleri bazı sanatçılar var. Rap sanatçıları kitle yapmış. Şimdi adamın sesi kalın tamam mı? Ya diyor abi işte benim sesim bakın bunun gibi çıkmıyor. Oğlum mal gerizekalı. Sen o değilsin ki senin sesin öyle çıkmaz. Mix'le alakası yok. Adamın sesi öyle. Abi adamın sesi nasıl çıkıyor? Görmüyor musun? Arkadaşım yani o zaman ben de diyebilirim. Herhangi bir ben de diyebilirim. Benim sesim İbrahim Tatlıses gibi çıkmıyor. Veyahut da Tarkan gibi çıkmıyor. Bu sen sensin o. Sen senin sesindeki güzelliği ortaya çıkartmaya çalışacak işte bu mühendis ya da ses teknisyeni. Sen neden ona benzetmeye çalışıyorsun? Bir de bir çalışma tuttu mu anında hepsi onun peşinde koşmaya başlar arkadaşlar. Türkiye'de bu, özellikle bunu gördüm. Bu yurt dışında bence yok böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Tuttu mu bir çalışma? Hemen geçmiş silip onun gibi. Tuttu dediğiniz adamların da birçoğu tutmadı aslında. Orada reklamlar basıldı. Promosyon basıldı. Adam bir şarkı yaparken
Bu aç köpek rapçilere söylüyorum bakın. Adamlar bir çalışmayı yaparken 50 bin lira 100 bin lira reklam parası ayırıyor buna. Anladın mı kardeşim? Zaten adam klibi atar atmaz sizin gibi kekleri kandırmak için sen bakıyorsun rakamlar yükseliyor. Adam zaten reklam bütçesiyle girmiş. Promosyon bu hayatta her şey. Bu mal. Sen de malsın. Sanatçı da bir ürün. Mal sonuçta. Sen bunu pazarlaman lazım. Sen paran olmadığı sürece bu işe girmeyin. Ya prodüktörler yani neden bunlarla çalışmamanız gerekir? Ne istediklerini bilmiyorlar. Kendi seslerini duyduklarında birçoğu kendi sesinden tiksiniyor bunlar arkadaşlar. Sesimi boz diyor. Kendi sesinden tiksiniyor çünkü duymamış kendi sesini hiçbir zaman. Tiksiniyor kendi sesinden. Evet. Bunların ortak bir özelliği daha var. Bunlar meslek sahibi olmayan insanlar. Annede babada para yok. Diyor ki bir şarkı yaparım, ünlü olurum. Zengin olurum, hayatım kurtulur. Almanya'daki o ünlü rapçileri işte görüyorlar. Amerika'daki, Türkiye'de. Arkadaşlar bunların zaten paraları var. Bunlar rapten para kazanan insanlar değil. Birçoğunun da zaten videolarım da var. Arkadaş diyor benim müzikten gelen paraya ihtiyacım yok. Zaten parası olduğu için adam kendi promosyonunu yapmak için rap yapıyor. Adamda zaten para var. Adamın şirketleri var işte herhangi bir işle uğraşıyor. O yüzden rap yapıyor. Reklamla yapıyor. Adamdan izlenmeme diye bir olayı yok. Adamın tıklanma kaygısı yok. Siz yapıyorsunuz, paranız yok. Aç köpeksiniz. Bir, paranız yok. İki, sonra abi ben tıklanmıyorum. Oğlum tersten tutuyorsunuz şey yani. Bir de ego müziği yapıyorsunuz. Asarım, keserim. Oğlum cebinde 50 lirası olmayan adam kimi asar, kimi keser. Bu iş parayla oluyor, para. Para konuşur. Ha veyahut da çok iyi bir kabiliyetim var çıkarsın. Bakın. Bakın. Çok iyi kabiliyet var çıkarsın ama sen de insan iletişimi insanlarla nasıl anlatayım bir araya geldiğinde insanları ikna kabiliyetin yoksa yine olmaz. Yani çevren yoksa paranın olmasına gerek yok. Sen yani adam olman lazım. Senin bir sözünle birine telefon ettiğinde birileri gelmesi lazım senin için. Sen klip çekeceksin iki kişiyi ayarlayamıyorsun. Neyin tantanasındasınız. Ve bu tür böceklerle stüdyo açalı bak 4-5 sene oluyor. Hep fırsat tanıdım. Neden? Biz de bu müzik yaparken abilerimiz elimizden tuttu. Ama artık yok. Parayla daha iyi olsun. Rapçiler artık arkadaşlar. İnternetten isteyen olsa yüksek fiyata yapacağım. Yardımcı olmayacağım. Artık burada da rapçilerle çalışmıyorum. Çorlu'da bana yazmayın arkadaşlar. Gidin başka stüdyoya. Altyapı falan yazmıyorum. Rap kaydı isterseniz alırım. Mixini de gidin başkasına yaptırın. Size mix de yapmıyorum bu saatten sonra. Çünkü hak etmiyorsunuz. Laf dinlemiyorsunuz. Ben 93 yılından beri hani rap dinledim ve bütün geçirdiği evrelerin farkındayım ben. Rap müzik nereye geldi, nereye gitti? İşte bu. Sen bu driller başladığında dedim ki bakın bu topa girmeyin. Bu çok sürmeyecek, fena sıçacak. Ne oldu? 3 sene geçti şimdi diyorlar. Abi senin dediğin çıktı ya. Ben amına koydum. Başta dinlesene yarrak. Bakmış bu 93 yılından beri hayatım müzik. 93 yıldan beri Virfil, nerede Fransız rapi, Polonyalıları ya Azerileri bile dinledim. Bakın. Rusların raplerini dinledik. Nereye gidiyor müzik? Adam gitmiş tamam mı? Pop Smoke Allah rahmet eylesin. O çıkarmış dirili. Adamın ses tarzına gidiyor. Sesi kalın. Adamda armoni bilgisi var. Aranjörleri tamam mı? Aranjörleri çok çok iyi. Aranjörleri bomba bomba. Yani babalar çalışıyor arkası onlara. Kolay değil arkadaşlar. Sen yaptım. Pop Smoke'un üzerine okuyunca ho olacak. Olmuyor adam. Sende armoni bilgin yok bir defa. Armoni bilgin yok. Armoni. Ya, armoni bilgisi olmayan adam nasıl rap yapacak? Ya diyeceksin ne alakası? Abi yapamazsın işte. Armoni bilgin. Ya, şansa belki de bilinçsiz olarak bir şekilde biliyorsun o ayrı ama sen eğitimini almayınca. Armoni nedir yani? Armoni bilmen lazım arkadaşlar. Birinci sesin, üçüncü sesi, beşinci sesi bunları basabilmen lazım. Aynı notada. Şimdi diyeceksin ne? Sen ne diyorsun abi ya? Of of of. Bu iş o kadar kolay mı zannettin? Rap okumak, pop müzik okumaktan daha zor arkadaşlar.
Hakikaten daha zor. Yani benim tecrübelerime göre ben iyi kötü slow falan yapabiliyorum ama rap okumaya çalıştım. Beceremiyorum. Neden? Zor. Siz de özenmeyin. Güzel bir meslek edinin. Başka işlerle uğraşın. Okey.